Sevgili 8. sınıflar hepinize merhabalar. LGS çalışmalarımızda bugün de 3D yayınlarının Türkiye geneli 3. sınavıyla devam ediyoruz. Siz de benimle beraber sorular çözmek istiyorsanız PDV bağlantısının nerede olduğunu biliyorsunuz. Haydi buyurun sorularımızı çözmeye geçelim. Ne <laughs> İlk sorumuzda bir öğrenci araştırması için düz bir tahta parçasını çiviyi dik bir şekilde yerleştirmiş. Öğrenci tahta parçasını mevsim başlangıcı olan bulutsuz bir günde yatay bir yüzeye güneş ışığı alacak şekilde yerleştirmiş. Öğrenci daha sonra çivinin tahta zemin üzerindeki gölgesinin uzunluğunu gün içerisinde birkaç kez ölçerek kaydetmiş. Buna birinci durum demiş. Ve öğrenci birinci durumdan sonraki mevsim başlangıcı olan bulutsuz bir günde hemen şunu altını çizelim. E, Deneyi tekrar e, tekrarlamış ve çiminin gölgesinin uzunluğunu ölçüde kaydetmiş. Buna da ikinci durum demiş. Arkadaşlar demek ki birinci durum ile ikinci durum arasındaki farka bakacağız. Arada sadece bir mevsim geçecek arkadaşlar. Bir sonraki mevsim demiş ona dikkat edeceğiz. Buna göre hangisi doğrudur diye soruyor bize. Mesela burada birinci ve ikinci durumu kıyasladığımız zaman sabah 8'e veya 10'a veya 12'ye baktığımız zaman her üçünde arkadaşlar birinci ve ikinci durum arasında gölge boyu kısalmış mı? Kısalmış. Demek ki arkadaşlar burada güneş ışınlarının daha dik geldiği bir mevsime geçilmiş. Yani başlangıçta kışsak hangi mevsime geçilmiş diyebiliriz? İlkbahara geçilmiş diyebiliriz. Veya ilkbahardaysak yaza geçilmiş diyebiliriz. Peki yazdan sonbahara diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz veya sonbahardan kışa diyemeyiz. Çünkü arkadaşlar yazdan sonbahara, sonbahardan kışa doğru geçerken gölge boyu kısalmaz, uzalır. O yüzden arkadaşlar bu iki olasılığı değerlendireceğiz. Seçeneklerimize baktığımız zaman bir de demiş ki birinci durum sonbahar, ikinci durum kış başlangıcına gerçekleşmiştir. Sonbahardan kışa doğru geçerek arkadaşlar gölge boyu kısalır mı kısalmaz. O yüzden bu ifade doğru değildir. B'ye geldiğimiz zaman ikinci durum 21 Aralık'ta yaşanmışsa, ikinci duruma 21 Aralık diyelim 21 Aralık yani kış olacaksa diyor. Kuzey Yarımköy'de gerçekleşmiştir. Arkadaşlar ikinci durumda 21 Aralık'ta kış olma olasılığı var mı? Hayır biz olasılıklarımızı zaten ilkbahar ve yaz olarak bulduk ikinci durum için. O yüzden bu ifade de yanlış oldu. C'ye geldiğimiz zaman aydınlanan alan deneyin yapıldığı yarım köyde birinci durumda ikinci duruma göre daha fazladır. Birinci durumda arkadaşlar kış veya ilkbahar var. Kış veya ilkbaharda e, yazda doğru geçtiğimiz zaman veya kıştan ilkbahar doğru geçtiğimiz zaman aydınlanan alanımız arkadaşlar ne yapmaz? Azalır. Yani burada daha fazladır demiş. Yani birinci durumda daha az ikinci durumda daha fazla olması lazım. E, bu ifade olmuyor. O yüzden buna da atalım çarpıyı bu da yanlış oldu. Denizli'ye geldiğimiz zaman güneş ışınlarının yeryüzüyle yaptığı açı ikinci durumda birinci duruma göre daha diktir. Zaten arkadaşlar soruyu ilk çözerken de bunu söylemiştik. Buradaki gölge boyunun kısalmasının sebebi güneş ışınlarının daha dik açıyla gelmesidir demiştik. Burada da onu o ifadeyi kullanmışlar. O yüzden sorumuzun cevabı olarak Denizli'yi seçmemiz lazım. Denizli işaretleyelim. İkinci soruda açık hava basıncı 0 derecede ve deniz seviyesinde 76 santimetre civa olarak ölçülür demiş bize. Bir araştırmacı hava sıcaklığının aynı olduğu KLM bölgelerinde açık hava basıncının sırasıyla 72, 70 ve 74 santimetre olarak ölçmüş ve buna göre KLM bölgeleriyle ilgili 1-2-3 yorumlardan hangileri doğrudur diye soruyor bize. Bize zaten arkadaşlar deniz seviyesinde 76 santimetre civa olduğunu söylemiş. Buradaki 3 değerim de 76'dan daha küçük olduğuna göre deniz seviyesinin üstünde olacaklar. Yani şu deniz seviyesinin Şuraya doğru bir dağ tepe çizicilik olursam deniz seviyesinde 76 santimetre civa zaten. Bir diğeri hangisi arkadaşlar 74 santimetre. Yani şurada 74 santimetre civa diyelim. 74 olan hangisiymiş? M'ymiş arkadaşlar. Yani buraya M noktasını koyalım. Daha sonra baktığımız zaman 72 var arkadaşlar. Biraz daha yukarı çıkalım. Bu sefer düşecek 72 santimetre civa olacak. Bu 72 olan hangisi arkadaşlar? K olacak. Ve son olarak 70 santimetre civa olan artık en yüksekte olan olacak. Şurası 70 santimetre civa olsun. Ve buradaki ne olacak arkadaşlar? L noktası olacak. Yani deniz seviyesine yukarılara doğru çıkıldıkça önce M'yi daha sonra K'yi en yüksekte ise L'ye rastlayacağız. Şimdi bakalım teker teker. Birisi de demiş ki hava yoğunluğunun en büyük olduğu bölge M'dir. Arkadaşlar deniz seviyesine ne kadar yaklaşırsak oradaki hava yoğunluğumuz daha fazla olur. Yukarılara doğru çıkıldıkça arkadaşlar hava yoğunluğu azalıyordu. Açık hava basıncı azalıyordu. O yüzden bu ifade ne oldu? Doğru oldu. Hava, bu, bu üç arasındaki en yoğun havayı M'de rastlarız. 2'ye baktığımızda bölgelerin deniz seviyesinde yükseklikleri arasında M küçüktür, K küçüktür, L şeklinde demiş. Evet arkadaşlar en altta olan en yüksekliği az olan M en yüksekte olan, en zirvede olan L. O yüzden bu ifade de doğrudur. Birim yüzeye düşen hava molekülü ağırlığının en büyük olduğu bölge K'dir demiş. Arkadaşlar birim yüzeye düşen hava molekülü ağırlığı deyince yine yoğunluktan kastediyor. Yani havanın yoğunluğunun en fazla olduğu bu üç arasında hangisidir? M'dir. O yüzden bu ifade yanlış oldu. Bunu çarpı atalım. 1 ve 2 doğru. O yüzden Bursa'yı işaretleyelim. Üçüncü soruya geldiğimizde Antoine Lavoisier yaptığı deneyde bir miktar kalay, cam balon, tartı, ısıtıcı, lastik tipa kullanarak aşağıdaki deneyi yapmıştır demiş. Buna göre yapılan deneyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Birinci aşamada bir miktar kalayı içinde hava olan cam balonu koymuş ve cam balonun ağzını lastik tıpa ile kapatmış. İkinci de cam balondaki kalaya bir süre ısı vermiş. Burada ısı vermiş ve ne olmuş? Beyaz bir katıya dönüşmüş. Buradaki beyaz bir katıya dönüşmesi arkadaşlar burada kimyasal bir tepkime gerçekleştiğinin göstergesidir. Şuraya kimyasal tepkime diyelim. Üçüncü aşamaya geldiğimiz zaman cam balonu içindekilerle birlikte yeniden tartmış. Bu da ne ile ilgili arkadaşlar? Acaba kütle korundu mu? Onu tekrar test ediyor. Buna göre hangisi yanlıştır demişti. Bakalım teker teker. Kalaya ısı verdiğinde yeni oluşan beyaz katı madde kalayın özellikleri göstermez. Evet arkadaşlar burada kimyasal tepkime meydana geldiğine göre yeni bir madde ortaya çıkmıştır. Ve bu yeni madde kalayın özelliklerini taşımayacak. O yüzden bu ifade doğru. B'ye baktığımız zaman tartı yardımıyla ilk yaptığı ölçüm ile 3. aşamadaki ölçümler birbirine eşittir. Evet arkadaşlar kapalı kap ağzına tıpa koymuştu zaten. O yüzden eşit işte olması lazım. Kütlenin korunu yasasından dolayı. Buna da atalım tiki. C'ye geldiğimiz zaman 3. aşamadan sonra cam balon soğutulduğunda beyaz katı yeniden kalaya dönüşür. Arkadaşlar bu bir fiziksel değişim değil. Bu bir kimyasal değişim. Kimyasal değişim çok bir basit şekilde böyle veya soğutulduğunda fiziksel yöntemlerle eski haline dönüşebilir mi? Dönüşemez. O yüzden bu ifade yanlış oldu. Denizli'ye geldiğimiz zaman kalayda gerçekleşen renk değişim, kimyasal değişim gerçekleştiğini gösterir. Zaten onu söylemiştik. O yüzden bu ifade de doğru oldu. Hangisi yanlış? Ceyhan yanlış. Onu işaretleyelim. Dört de demiş ki son 10 yılda Afrika'daki ortalama sıcaklıklar yükseliyor. Bilim insanları bu ısınma eğiliminin devam edeceğini tahmin ediyor. Afrika'daki çöl bölgelerinde yetişen bir ağaç türünün ekvatora yakın olan en sıcak bölgelerdeki üyelerinin yok olmaya başlamış ancak deniz seviyesine yüksek yerlerde veya ekvatordan daha uzak olan yerlerin bölümlerindeki bireylerin büyümekte ve çoğalmaktadır demiş bize. Bu ağaç türünün üyelerine sıcaklığa karşı gösterdiği tepki ve sonuçlarla ilgili bir iki üç yorumlardan hangileri doğrudur diyor. Burada arkadaşlar ne olmuş? Sıcaklığa maruz kalanların türler azalmış ve sıcaktan kaçabilenler yani yüksek yerlerdekiler veya ekvatordan uzaktakiler yaşamaya devam etmiş. Bu durum o halde nedir arkadaşlar? Bir seçilimdir. Hangi seçilimdir? Tabii ki de doğal seçilimdir. Doğal seçimle ilgili ifadeleri arayacağım oradaki 1 2 3 cümlelerinden. Bir'e baktığımız zaman yükselen sıcaklıkları hızlıca uyum sağlayıp bu özellik sayesinde daha serin yerlerde de tohumlarını yayabilme yeteneği kazandırır. Zaten arkadaşlar hızlıca uyum sağlasaydı oradaki sıcak bölgelerdekiler ölür müydü? Ölmezdi. Onlar da hemen yaşamaya devam ederdi. O yüzden bu ifadeyi kabul edemiyoruz. 2'ye geldiğimiz zaman ağaçların yükselen sıcaklıklara uyum sağlaması beklenmez. Bu türün daha senin yerlerde yaşayanları hayatta kalmaları beklenir demiş. Yani bu doğal seçimdir. Bu olur arkadaşlar. Bu yukarıdaki doğal seçilime uygun bir cümledir. 3'e geldiğimiz zaman ağaçların yükselen sıcaklıklara uyum sağlaması beklenir. Bu uyum kalıtsal olduğundan yavruların da yüksek sıcaklıklarda yaşayabilmeleri beklenir. Bu e, ifade arkadaşlar bir mutasyonun olmasını bekliyor. O yüzden bu da değil. Bu da doğal seçimle ilgili değil. O yüzden bunu da alamadık. Yalnız 2'yi aldık cevabımız olarak. Yalnız 2'yi de Bursa'da işaretleyelim. 5 aşağıdaki tablo bir ağaç türünün 50 yıl içinde belirli bir bölgeye uyum sağlaması veya doğal seçimli yerini başka türden bir ağaç türüne bırakması ihtimallerini gösteriyormuş. Buna göre bulunduğu bölgede varlığın devam ettirme ihtimali yok olma ihtimalinden daha fazla olan ağaçlar aşağıdakilerden hangisidir? Mesela arkadaşlar kırmızı akça ağaca baktığım zaman %53 olasılıkla yaşıyormuş. Yani varlığın devam ettirme ihtimali daha fazla. O yüzden kırmızı akça alabiliriz. Siyah sakıza baktığımız zaman siyah sakız yine %57 olasılıkla arkadaşlar ne yapıyormuş? Bulunduğu bölgede yaşamaya devam ediyormuş. E, gri huşa baktığım zaman arkadaşlar %50 olasılıkla yerini kırmızı akça ağaca bırakıyormuş. Yani kendisinin yaşama ihtimali e, daha azmış arkadaşlar. Kendisinin yaşama ihtimali %5'miş. O yüzden gri huşu alamıyoruz. Kayına geldiğimiz zaman bulunduğu bölgede %96 olasılıkla yaşıyormuş arkadaşlar. O yüzden onu da almamız lazım. Yani bulunduğu bölgede varlığını devam ettirme ihtimali yüksek olan canlılar akça ağaç, kırmızı akça ağaç, siyah sakız ve kayınmış. O yüzden Ceyhan'ı işaretleyebiliriz. Altın soruda aşağıdaki şemada bir DNA'da gerçekleşen mutasyon gösterilmiştir demiş. Bu şemaya bakılarak DNA molekülünün tek zincirinde gerçekleşen mutasyonla ilgili yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur diye sormuş bize. Bakalım arkadaşlar iki tane zincirin karşılaştıracak olursak. Burada TGC ile başlamış. Burada da yine TGC var. Burada arkadaşlar GCC var. Burada iki tane GCC var arkadaşlar. Burada bir tane guanin fazlalığımız var. Daha sonra TAT Yine T, A, T. Yani mutasyon arkadaşlar fazladan guaninden kaynaklanıyor. Düzeltilemez bir mutasyon gerçekleşmiştir. Arkadaşlar buradaki fazla guanin tespit edilebilirse düzeltilebilir. Düzeltilemez demesi yanlıştır. Sitozin nükleotit yer değiştirdiği için gerçekleşmiştir. Hayır arkadaşlar sitozinler yerli yerinde duruyor. Guanin fazlalığı var. O yüzden bu ifade de yanlıştır. Adenin nükleotit eksilmiştir. Hayır adeninler de yerindeydi. Zaten bir tane adenin var. O da kendi yerinde duruyor. O yüzden bu da yanlıştır. Guanin nükleotit eklenmiştir. Evet bir tane guanin fazlası var. O yüzden cevabımız denizde oluyor. Yeni soruda aşağıda gelişmiş canlıların hücre çekirdeğinde yer alan ve kalıtım ile ilgili olan yapılar harflerle belirtilerek gösterilmiştir demiş. Bu yapılarla ilgili çizilen kapsam büyüklüğü kalıtım yapısı grafiklerden hangisi doğrudur? Bakalım arkadaşlar. L ile gördüğümüz yerde nükleotitleri görüyoruz. Buraya nükleotit yazalım. M'ye geldiğimiz zaman orada arkadaşlar bir DNA parçası var. Anlamlı DNA parçalarına gen diyorduk. Onu da yazalım. K arkadaşlar DNA zincirinin kendisini görüyoruz. N'ye geldiğimiz zaman bu sefer karşımıza kim çıkıyor? Kromozom çıkıyor. Bunları büyükten küçüğe sıralayacak olursak şifremiz neydi? Kedi geniydi. Yani K büyüktür, D büyüktür, G büyüktür, neydi? Burada kromozoma denk gelen N oluyor arkadaşlar. DNA'ya denk gelen K oluyor. Gene denk gelen M oluyor ve nükleotide denk gelen L oluyor. Yani bu sıralamamızda N, K, M, L sıralamasını arayacağız. A'ya baktığımız zaman burada K'nin en büyük olduğunu göstermiş. Halbuki K en büyük değil ikinci sırada yanlış oldu. L'ye geldiğimiz zaman arkadaşlar burada en büyük K olduğunu söylemiş. K ikinci sırada o yüzden bunu da kabul edemeyiz. Biraz aşağıya geçersek. C'ye baktığımız zaman N'nin en büyük K'nin ikinci sırada m'nin 3, l'nin en küçük olduğunu görüyoruz. O yüzden cevabımız bu oluyor. Diğerine de baktığımız zaman burada da k'yi en büyük görüyoruz arkadaşlar. k en büyük değil ikinci sıradaydı. O yüzden bu da yanlış oldu. Cevabımız Ceyhan oluyor. 8'e baktığımızda bezelerde sarı tohumun yeşil tohuma baskın olduğu bilgisini vermiş size ve demiş ki genotipleri bilinmeyen sarı tohumlu iki bezeli çaprazlanıyor. X de sarıymış onu altını çizelim. Çaprazlama sonucu oluşabilecek bezelilerin genotip çeşitleri sayısı 2. Bu genotip çeşitlerinin bulunma olasılığı ise %50-%50'dir demiş. Bu çaprazlama ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? Öncelikle arkadaşlar biz burada çaprazladığımız bezelilerin genotiplerini tahmin edelim. X de sarı olduğuna göre şu birinci olsun şu ikinci olsun. X de sarı olduğuna göre arkadaşlar mutlaka neler vardır? Birer tane büyük A'ları vardır. Bunların yanında ne yazabilirim? Birer tane büyük A yazabilirim. Veya arkadaşlar birer tane küçük A yazabilirim veya bir tanesini büyük A diğerine küçük A yazabilirim. Başka bir olasılık var mı? Yok. Şimdi bunlar çaprazladığım zaman arkadaşlar %50'ye %50 genotip %50 %50 farklı olanlar hangisinde vardır? Mesela şu x'in çaprazlarsam arkadaşlar ne yapar? %100 büyük A büyük A çıkar. O yüzden bu olasılık çıkmaz. Demek ki benim aradığım çift benim çaprazladıklarım bunlar değil. İkinciye baktığımız zaman arkadaşlar burada da hem büyük a ağ, büyük alar hem küçük a ağ, küçük alar hem de büyük a ağ, küçük alar yani üç çeşit görüntü tip çıkar. O yüzden demek ki benimki bu da değil. Benim aradığım hangisi arkadaşlar üçüncüdür. Yani demek ki bir tanesi homozigot sarı, diğeri heterozigot yani melez sarı olacak. Şimdi teker teker bakalım bulduğumuza göre genotipleri. Çaprazlama sonucu oluşan genotip çeşitlerinden biri küçük A ağa, küçük A'dır diyor. Arkadaşlar zaten sarı tohumdur. Ben bunları çaprazladığımdan sonra küçük A küçük A yani sarı tohum çıkma olasılığı var mı? Yok. Bunun çaprazlamasını yaptığımız zaman büyük A büyük A büyük A büyük A büyük A küçük A büyük A küçük A çıkacak. Bunlar içerisinde hiç sarı görüyor muyum? Küçük A küçük A görüyor muyum? Görmüyorum. O yüzden bunun çıkma ihtimali zaten yok. Çaprazlanan bezelyelerin her biri heterozigot genetiklidir. Bir tanesi heterozigot fakat diğeri homozigot. O yüzden bu da yanlış oldu. Çaprazlama sonucu oluşan bezelyelerin tamamı sarı tohumlu demiş. Evet sarı, 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 yüzde yüz sarıdır arkadaşlar. Bu doğru oldu. Çaprazlama sonucunda yeşil tohumlu bezelye ile sarı tohumlu bezelyelerin oluşma ihtimali aynıdır. Yeşil tohumlu oluşma ihtimali sıfır zaten arkadaşlar. Sarı tohumlu oluşma ihtimali yüzde yüz. O yüzden aynı olabilir mi? Tabii ki hayır. Bu da yanlıştır. Cevabımız Ceyhan oluyor. 9'a baktığımızda aşağıdaki LMN şehirlerinin dünya üzerindeki konumları bize verilmiş ve denilmiş ki buna göre belirli tarihlerde bu şehirlerdeki gece ve gündüz süreleriyle ilgili çizilen aşağıdaki grafiklerden hangisi hatalıdır, hangisi yanlıştır? Bakalım teker teker. Burada K ile L kuzey yarım köyde, M ve N güney yarım köyde görülüyor. A da demiş ki 21 Haziran tarihindeki gündüz sürelerine bak. 21 Haziran'da arkadaşlar kuzey yarım köy ne yapıyor? Yazı yaşıyor. Hayli gündüz süreleri de daha uzun. E, grafikte de arkadaşlar A K ve L'deki gündüz süresinin M ve N'den daha fazla olduğunu görürüz O yüzden buradaki grafikte bir sıkıntı yoktur. Bu grafik doğrudur diyebiliriz. Bursa'ya geldiğimiz zaman tarihimiz 21 Aralık. 21 Aralık'ta bu sefer güney yazı yaşıyor. Bu durumda güneyde yaşayan N ve M'deki arkadaşlar gündüz süresinin daha fazla olması, daha uzun sürmesini bekleriz. N'de fazla fakat M'de ikinci sırada K'de en az olması lazım. Ama buradaki grafik buna uyuyorum arkadaşlar. Gitmiş K'yi e, en yüksek olan yerlerden birine koymuş. O yüzden bu grafikte hata vardır. Bu grafik yanlıştır diyebiliriz. C'ye geldiğimiz zaman 21 Haziran tarihindeki gecelere bak demiş arkadaşlar. 21 Haziran'da gece süresinin uzun olduğu kış mevzusunun yaşandığı yer. Güney yarımküredir. O yüzden Güney yarımküredeki N ve M'nin en yüksek olması lazım ki burada da arkadaşlar K ve L düşük, N ve M'nin yüksek olduğunu görürüz. O yüzden bu grafikte de bir sıkıntı yok. Denizli'ye baktığımız zaman tarihimiz 21 Aralık. 21 Aralık'ta geceyi yaşayan, uzun geceleri yaşayan arkadaşlar Kuzey yarımküredir. Kış mevsimi olduğu için Kuzey yarımküredeki K ve L Yine e, yüksek değerlere ulaşmış mı ulaşmış? O yüzden bunda da bir sıkıntı yoktur. Sorumuzdaki hatalı olan grafik Bursa'dadır ve cevap olarak onu işaret diyebiliriz. 10. soruya geldiğimizde aşağıdaki şekilde birbirine karışmayan farklı yoğunlukta saf su ve zeytinyağının doldurduğu bir deponun içten görüntüsü verilmiş bize ve denilmiş ki depo içindeki duvarın aşağıya doğru kalınlaşıyor olması aşağıdaki hangi ifade en iyi açıklar? Burada arkadaşlar şekle baktığımız zaman baraj duvarları ile aynı mantık var. Derelere inildikçe duvar kalınlaşmış. Bunun sebebi nedir? Hatırlayın sıvı basıncında arkadaşlar baraj duvarlarının kalınlaşmasını açıkladığımızda ne diyorduk? Bir sıvının derinliği arttıkça basıncı da artar diyorduk. Bu da arkadaşlar bununla birebir uyuşan bir örnek. Burada neyi seçmemiz lazım? Sıvının derinliğini arttıkça basıncının arttığını şıklarda aramamız lazım. A'da arkadaşlar sıvı yoğunluğu ile ilgili bir cümle var. Burada sıvı yoğunluğu ile ilgili bir ifadeye ihtiyacımız yok. B'de derinlik arttıkça demiş işte bizim aradığımız bu cevabımız bu olacak. Diğerlerine de bakalım. C'de sıvı miktar demiş yine bununla işimiz yok arkadaşlar. Denizde yüzey alanıyla katı basıncı demiş. Zaten yukarıda arkadaşlar sıvı basıncı ile ilgili bir örnek veriyor. O yüzden derinlik arttıkça sıvıların uyguladığı basıncın artması bizim aradığımız seçenek olacak. Onu işaretleyelim cevabımız olarak. 11.de aşağıdaki kaptaki civa sıvısı ile su birbirine karışmıyormuş. Kap içinde harflerle belirtilen noktalara etki eden sıvı basıncının büyüklük ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir demiş. Buradaki şeklimize baktığımız zaman arkadaşlar düzgün bir kap görmüyoruz. Ya burada şu bilgiyi vermeden geçmeyelim. Sıvı basıncı ile kabın şekli arasında bir ilişki var mıydı? Yoktu. Sıvının basıncı kabın şekline bağlı değildi. Sıvı basıncı neye bağlıydı? Hemen yazalım arkadaşlar. P sıvı dersek arkadaşlar ya derinliğe biz bunu istersek yükseklik olarak da kullanabiliyorduk ve yoğunluğa bağlıydı. Burada arkadaşlar yoğunluğu aynı olan suyudaki noktalara bakalım öncelikle. Daha sonra da civaya geçeriz. Burada arkadaşlar sudaki noktalar yani bu A, B, C, D, E, F, I ve G noktalarına baktığımız zaman hepsindeki yoğunluk eşit derinlik farklılığına göre kıyaslayacağız. Bunlar arasında en derini hangisi arkadaşlar? I noktası. Bu durumda I'daki basıncın en yüksek olduğunu söyleyebiliriz diğer seviyesi aynı olan şu bölgedeki yani B, C, D ve F'dekilerin eşit olduğunu söylememiz lazım. Çünkü onların derinlikleri eşit arkadaşlar. Ve yukarı çıktığımız zaman bu sefer A ve yüzeye en yakın olan G'yi sıralamamız lazım. Şimdi bu sıralamayı şıklarda arayalım arkadaşlar. I'nın en büyük G'nin en küçük olduğunu şıklarda arayalım. A'ya baktığımız zaman böyle bir ifade yok. B'ye baktığımız zaman yine böyle bir ifade yok. C'ye baktığımız zaman şu bölüme bakıyorum arkadaşlar. Evet var. Denizli'ye baktığım zaman arkadaşlar yine şu bölüme bakıyorum. Evet yine burada da var arkadaşlar. Şimdi geldik Civa'ya. Civa'ya karar vermemiz lazım. Acaba Civa'nın basıncı I'nın basıncına eşit mi? Yoksa I'nın basıncıdan büyük mü? Burada da arkadaşlar ne devreye giriyor? Yoğunluk devreye giriyor. Civa mı daha yoğun? Yoksa su mu daha yoğun? Tabii ki de arkadaşlar civa daha yoğun. Civa sıvı haldeki en yoğun maddeydi oda sıcaklığında bulabileceğimiz. O yüzden civanın yoğunluğu daha büyük olduğu için H noktasında en başa koymam lazım. Cevabımız bu sebepten hangisi oluyor? Tabii ki de denizli oluyor diyoruz ve işaretliyoruz. 12. soruda Erwin Chergaff bir DNA molekülündeki hangi nükleotidin hangi nükleotit ile eşleştiğini keşfeden bilim insanıdır. Erwin Chergaff yaptığı çalışmalarıyla ile belirli DNA molekülündeki 4 farklı çeşitteki nükleotitten her birinin kaçar tane olduğunu belirlemiştir. Bu çalışmada adenin nükleotidin incelediği DNA kısmındaki nükleotitlerinin %30'unu oluşturduğunu tespit etmiştir. Bu çalışmada diğer nükleotitlerin bulunma oranı ile ilgili aşağıdaki sütun grafiklerinden hangisi Doğrudur demiş. Burada arkadaşlar bilim insanımız ne bulmuş? E, i̇ncelediği DNA'dakilerin %30'u adeninmiş. Mesela burada 100 tane nükleotit olduğunu düşünürsek arkadaşlar bunun 30 tanesinin adenin olduğunu söylemiş diyebiliriz. E haliyle bu 30 tane adenin karşısında ne olması lazım arkadaşlar? 30 tane timin olması lazım. Burada arkadaşlar 30-30 daha 60 tane nükleotit, nükleotitimizi yerleştirdik. Geri kalan 40 tane de arkadaşlar bu durumda ne olacak? Guanin ve sitoz, sitozin olacak. Onlar da arkadaşlar karşılıklı geleceklerine göre demek ki 20 taneye 20 tane olmak durumundalar. Bunları yüzde üzerinden düşünecek olursak yüzde 30 adenin ise 30 tim olacak. A da var, B de yok, C de yok ve D de arkadaşlar var. Yüzde 20'ye yüz 20 de ee, ne olması lazım arkadaşlar? Guan olması lazım. A da var. Arkadaşlar D de var mı? Yok. D de istozin var ama guanin uymamış arkadaşlar. O yüzden cevabımız Adana oluyor. 13'e geldiğimizde genetik mühendisleri DNA üzerindeki genlerle ilgili çalışmalar yaparlar. Aşağıdaki görselde genetik mühendisliği çalışmalarından biri makas, yapıştırıcı, kırmızı ve mavi kurdeleler kullanılarak modellenmiştir denilmiş bize. Buna göre yapılan modellemeyle ilgili 1-2-3 ifadelerden hangilerine ulaşılabilir? Bakalım çalışmaya. Ne yapmış arkadaşlar? Öncelikle kırmızı kurdelenin bir parçasını kesmiş. Mavi kurdelenin de bir bölümünü belirleyip, bu kisti e, keserek almış arkadaşlar. Daha sonra mavi kurdelenin alınan kesit kırmızı kurdeledeki boşluğa eklemiş ve kırmızı kurdelenin bir kısmında aynı boyutta olan mavi korde yer almış. Bunu biz neye benzetebiliriz arkadaşlar? Gen aktarımına benzetebiliriz. Ne yapılıyordu mesela bakterilerde? İstenilen bir özellik varsa e, bakteriye bu özellik kazandırılması için arkadaşlar e, bu istenilen özellikteki gen alınıp diğer canlı da uygun bir yere naklediliyordu. Uygun bölüme yerleştiriliyordu. Yani bu çalışmayı biz neye benzetebiliriz? Gen aktarımına benzetebiliriz. Hatta arkadaşlar gen tedavisine de benzetebiliriz. Gen aktarım veya gen tedavisi yöntemi olabilir yukarıdaki çalışma. Bir de baktığımız zaman mavi ve kırmızı kurdeleler farklı canlılara ait DNA bölümlerini temsil eder. Evet arkadaşlar bu uygundur. Bu gen aktarımı çalışmasında da gen tedavisi çalışmasında da farklı canlılara ait olan DNA bölümleri kullanılıyor. O yüzden birinci cümleye doğru diyebiliriz. İkiye geldiğimiz zaman mavi kordelinden alınan kesit aktarılmak istenen gendir. Evet arkadaşlar orada sadece bir parçası kullanılmış. O yüzden o e, istenilen özellik istenilen gen olduğunu düşünebiliriz. O yüzden bu da doğrudur. 3'e geldiğimiz zaman genetik mühendislerinin klonlama uygulaması modellenmiştir. Klonlama değil arkadaşlar. Bunu gen aktarımı veya gen tedavisi olduğunu söylemiştik. O yüzden bu olmadı. 1 ve 2 cevabımız oldu. Bursa işaretleyebiliriz. 14'e baktığımızda düzgün şekilli özdeş 3 cismin bulundukları zemine birlikte farklı konumlarda uyguladıkları basınç aşağıdaki sütun grafiğinde verildiği gibidir demiş. Buna göre cisimler de bulundukları yatay zemine aşağıdakilerden hangisinde gösterildiği gibi yerleştirilmiştir. Öncelikle arkadaşlar buradaki cisimler özdeşse ağırlıkları da özdeştir. Her birinden de üçer tane olduğuna göre benim ağırlıkla bir işim var mı? Yok. Sadece arkadaşlar yüzey alanlarına bakarak karar vereceğim. Mesela birdeki basınç en büyükse arkadaşlar demek ki oradaki yüzey alanı en dar olanı seçmem lazım. Burada A, B, C'deki birinci düzeneklere baktığım zaman yüzey alanı en dar olanları nerede görüyorum arkadaşlar? Ceyhan'da görüyorum ve denizde görüyorum. O yüzden cevabım olarak A ve B'yi baştan eleyebilirim. 2'ye geldiğim zaman bu sefer basıncın en düşük olması istiyorum. Bu sefer de arkadaşlar mümkün olduğu kadar yüzey alanını genişletmem lazım. Ceyhan ve Deniz'de de ikisinde de yüzey alanı geniş mi? Diğerlerine göre mesela birinci düzeneye göre. Evet geniş. O yüzden her ikisi de hala olabilir. Üçüncüye geldiğimde ise arkadaşlar bu sefer basıncım birdekinden daha az, ikindekinden daha fazla. Yani burada C ve D'yi kıyaslayalım. C'ye baktığım zaman arkadaşlar ikinci düzenekle üçüncü düzeneğe baktığım zaman basınçların eşit olduğunu görüyorum. Fakat eşit olması mı lazım? Hayır. Üçün daha fazla olması lazım. Üçteki yüzey alanının daha dar olması lazım. O yüzden bu olmaz. Hangisi kalıyor geriye? Denizli olur. Denizli arkadaşlar orada iki tane dar yüzeyin konulması oradaki basınç değerini arttırmıştır. Neye göre arttırmıştır? İkinci düzeneye göre arttırmıştır. Birinci düzeneye göre hala az oluyor arkadaşlar. Yani birden az, ikiden fazla olan denizli doğru cevabımız oluyor. 15'te aşağıda birbir üzerine dökülen farklı maddelerin tanecik modelleri gösterilmiş ve denilmiş ki modellemelerden hangilerinde kimyasal değişim temsil edilmiştir diyor. Burada arkadaşlar karıştırdığımız zaman yeni bir madde oluşan arada kimyasal bağ oluşan kimyasal tepkime meydana gelen tepkimeler kimyasal değişimdir diyeceğiz. Bire baktığımız zaman orada arkadaşlar şekiller arasında bir bağ kurulduğunu görüyoruz arkadaşlar. Buradaki kimyasal değişimdir. İkinci modelde sadece bir karşım oluşturmuşlar. O yüzden o fizikseldir. 3'e geldiğimiz zaman yine bir karışım var. O yüzden o da fizikseldir. 4'e geldiğimiz zaman yine arkadaşlar bir bağ yok. Bir karışım var. O da fizikseldir. Yalnızca bir de kimyasal değişim var diyerek A'yı işaretliyoruz. Bu kolay soru için. 16. soruda aşağıda Ocak 2019 ile Haziran 2021 tarihleri arasında bir şehirde yapılan kükürtlü oksit seviyesi ölçüm sonuçları ile ilgili bir sütun grafiği verilmiş. Bu grafiğe bakılarak yapılan 1-2-3 yorumlardan hangisi yanlıştır denilmiş bize. Hemen grafiğimizi incelediğimiz zaman arkadaşlar Ocak aylarında kükürt dioksit seviyesinin fazla olduğunu görürüz. Kükürt dioksit asit yağmurlarının sebep olan gazlardan biri. Bu durumda arkadaşlar Ocak aylarında asit yağmurları bu bölgeye yağabilir diyebiliriz. Haziran aylarına baktığımız zaman bu oran daha düşük. Oralarda arkadaşlar demek ki asit yağmurları ihtimali daha azdır diyebiliriz. Bir de demiş ki yaz aylarında kükürt dioksit seviyesi giderek artış göstermiştir. Hemen yaz aylarına haziranlara bakalım. 3 tane haziranım var. 2019'dan 20'ye geçerken artmış. 20'den 21'e artmış mı? Hayır, azalmış. O halde bu ifade yanlıştır. 2'ye geldiğimiz zaman Haziran ayındaki yağmurlar Ocak ayına göre metal yüzeylere daha çok zarar verir demiş. Arkadaşlar Ocak aylarında asit yağmurları yağma ihtimali daha fazla dedik veya asit yağmurları hem Haziran'da hem Ocak'ta yağıyorsa Ocak'taki asitlik seviyesi daha fazla olacaktır. O yüzden Ocaktakinin seviyesi ocaktaki yağmurların vereceği zararın daha fazla olacağını söyleyebiliriz. Burada tam tersini söylemiş. O yüzden bu ifade de yanlıştır. 3'e baktığımız zaman bu bölgede yaşanacak bir yağışta yağmurun pH seviyesi kışın yaza göre daha düşük olur demiş. Arkadaşlar pH düşünce yani pH sıfıra yaklaştıkça ne olur arkadaşlar? Asitlik değeri artar. Burada da kışın yani Ocak ayındaki e, askerlik derecesini artacağını söylemiştik. O yüzden bu ifade doğru oluyor. Yani 1 ve 2 yanlış 3 doğru benden yanlışlar istediği için şeyhanı seçerek işaretliyoruz. 17'nin soruda bir öğrenci tamam saf dol özellikte olan sarı ve yeşil ton bezelileri kullanarak açıdaki çaprazlamaları yapıyor demiş. Burada tamamı saf dolun altını çizelim. Sonrasında birinci çaprazlama sonucunda elde ettiği bezeli ile ikinci çaprazlama sonucunda elde ettiği bezeli arasında bir çaprazlama daha yapıyor. Tamam birazdan yaparız. Buna göre araştırmacı yalnızca yaptığı çalışma, çaprazlamaları inceleyerek açıdaki sonuçlardan hangisine ulaşabilir? Buradaki yalnızca önemli bizim için. Birinci çaprazlamaya bakacak olursak sarı yeşile baskınsa burada sarıya büyük A büyük A diyebiliriz. Her, her, ikisi de büyük A büyük A olduğuna göre Bunları çaprazlama sonucunda ne, ne, çıkar arkadaşlar? %100 büyük A büyük A çıkar. İkincisinde ise arkadaşlar yeşil çekinik yani küçük A küçük A. Bunları da kendi arasında çaprazladığımız zaman yine %100 çekinik karakteri olan küçük a küçük a karşımıza çıkar. Şimdi bunların sonuçlarını bir kere daha çaprazı demiş. Birinci ile ikinciden aldım arkadaşlar. Büyük a büyük a ile küçük a ağa küçük a'yı kendi arasında çaprazladığım zaman bu sefer ne oluşur arkadaşlar? 4 tane büyük a küçük a yani %100 büyük a küçük a oluşur. Yani %100 melez baskın özellik karşımıza çıkar diyebiliriz. Melez baskın hatta rengini de yazacak olursak hangisi baskındı? Sarı baskındı onu da yazalım. Şimdi bakalım teker teker. A demiş ki saf döl bezelerin çaprazlaması sonucu daima saf döl bezeleri elde edilir. Birinci çaprazlama için doğru. ikinci çaprazlama için doğru. Üçüncüsü için arkadaşlar doğru mu? Hayır. Orada melez bezeleler ortaya çıktı. O yüzden bu sonuca ulaşamam. B'ye geldiğim zaman saf olmayan döllerin çaprazlaması sonucu demiş. Saf olmayan dölleri hiç çaprazladık mı? Hayır. Şuradaki arkadaşlar üçüncüdekilerin sonuçlarını da çaprazlasaydık belki bu bilgiyi elde edebilirdik ama buradaki araştırmacı yalnızca yaptığı çaprazlamaları inceliyor. O yüzden şu çaprazlamayı yapmamıştır. O yüzden bu sonucu elde edemez. C'ye geldiğimiz zaman çekinik bir alel özelliğini sadece çekinik alel ile birlikteyken gösterir. Bunu ikinci çaprazlamada görüyoruz. Üçüncü arkadaşlar çekinik var fakat etkisini gösterememiş. İkide gösterebilmiş. O yüzden bu ulaşılabilir sonuçtur. Denizli'ye geldiğimiz zaman bir gen içerisinde bulunan baskın bir alel özelliğini sadece baskın alel yanında gösterir. Burada arkadaşlar yanında baskın varken göstermiş ama yanında çekinik varken de göstermiş. O yüzden bu da ulaşılabilir sonuçlardan değildir. Cevabımız hangisi oldu? Ceyhan oldu. 18'de aşağıdaki kaplarda bulunan sıvıların pH'ları 8,9 ve 5,7'dir denilmiş. 8,9'un altına hemen baz yazalım çünkü 7'nin üstü bazdı. 5,7'nin altına asit yazalım çünkü 7'nin altı 0 ile 7 arası asitti. Sıvıların asitlik ve bazlıklarını belirlemek isteyen biri yalnızca herhangi birinde bir kez kullanmak şartıyla 1, 2, 3 belirteçlerin hangileriyle bu iki sıvının asitlik ve bazlığını kesin olarak belirleyebilir diyor bize. Fenolifteneğine geldiğimiz zaman, fenolifteneğine arkadaşlar bazıların ayrıcıydı. Bir bazla karşılaştığında hangi renk oluyordu? Pembe renk oluyordu. Yani fenolifteneğine bunlardan bir tanesini damlattığımızda, mesela K'ye damlattık diyelim. Oradaki renk değişimi oluyorsa, yani pembe renge dönüyorsa, onun baz olduğunu anlarım. Renk değişimi olmuyorsa arkadaşlar, asit olduğunu anlarım. Yani fenolifteneğine kullanılabilir. Kırmızı tunusuna geldiğimiz zaman, kırmızı turnusol arkadaşlar, bazarda mavi renge dönüyordu. Bu durumda arkadaşlar bu kaplardan herhangi birine kırmızı turnusol batırırsam ve kırmızı turnusol maviye dönerse bu kaptakinin bazı olduğunu anlayabilirim. Renk değişimi olmuyorsa kırmızı kalıyorsa asit olduğunu anlayabilirim. O yüzden arkadaşlar bu turnusol kağıdını da kullanabilirim. Metil oranjı geldiğim zaman metil oranj hem asitlere hem bazılarda renk değiştiriyordu. Asitlerde kırmızıya Bazılarda ise sarıya dönüyordu arkadaşlar. Yani buraya damlattığımda ister K'ye ister L'ye herhangi birine damlattığım zaman bu metil oranjı ne olur arkadaşlar? Renk değişimine bağlı olarak kırmızıysa asit sarıysa baz diyebilirim. Yani bunu da kullanabilirim. Her üçü de olur. Cevabımız bu yüzden denizli diyebiliriz. 19'da bir öğrenci aşağıda özellikleri verilen KLMN harfleriyle eşleştirdiği dört elementin periyodik tablodaki yerlerini tahmin etmeye çalışacakmış ve öğrenci doğru bir tahmin yaptığına göre bu tahminlerini gösteren periyodik tablo kisti hangisi olabilir diyor bize. Bakalım teker teker. K elementi bir yarı metalmiş ve oda sıcaklığında katıymış. Arkadaşlar yarı metallerimiz nerede bulunuyordu? 3A'da başlıyordu. Daha sonra çapraz çapraz aşağı iniyordu. Yani A'daki olur. B'ye geldiğimiz zaman şöyle çapraz indiğimiz zaman K isabet etmiyor arkadaşlar. O yüzden olmaz. C'ye geldiğimiz zaman K şöyle indiğim zaman arkadaşlar şu da bir yarı metal olabilir yine Denizli'ye baktığım zaman şöyle indiğim zaman yine burada K'ye rastlıyoruz. Bu da olabilir. Yani arkadaşlar Bursa'yı eledik. L'ye geldiğimiz zaman oda sıcaklığında gaz halde ve elektriği iletmez. O halde arkadaşlar soy gaz olabilir. Elektriği iletmiyorsa ve oda sıcaklığında gaz halde ise. A'ya baktığım zaman bir soy gaz mı? Evet olabilir. Çeyhan geldiğimiz zaman yine bir soy gaz mı? Olabilir. Denizli'ye geldiğimiz zaman arkadaşlar burada bir metal. Metaller elektrik iletkenliği konusunda başarılıydılar. Elektriği iyi iletiyorlardı. O yüzden bunu da eleyebiliriz. M'ye geldiğimiz zaman oda sıcaklığında katı halde kolay işlenebilir. Elektron dağılımındaki katman sayısı 6'dır. Bu durumda arkadaşlar kolay işleniyorsa katı halde ise metal olabilir. Ve Katmana 6 arkadaşlar demek ki katman sayısı bize periyodu veriyordu. Periyot numarası da 6'dır diyebiliriz. 6. periyotta bir metal arıyoruz. M burada 6. periyotta bir metal midir? Evet olabilir. Ceyhan'a baktığımız zaman yine burada 6. periyotta bir metal midir? Evet bu da olabilir. Yani son neye kaldı cevabımız? Demiş ki elektron dağılımındaki katman sayısı. Katman sayısı daha demin söyledik periyottu. Periyot e, numarası 2 olacak ve bir yarı metal olacak. Bu durumda arkadaşlar ikinci periyottaki yarı metali bulmam lazım. Ee, burada baktığım zaman ikinci periyottaki yarı metal K ama N üçüncü periyotta o yüzden olmaz. Ama Ceyhan'a baktığımız zaman ikinci periyottaki yarı metal e, N o yüzden bu olur. O yüzden cevabımız ne oluyor? Ceyhan oluyor. Bunu işaretliyoruz. 20. ve son sorumuza baktığımız zaman aşağıda bir maddenin değişiminden önce ve sonra tanecik modellemesinin diyagramı gösterilmiş. Bu diyagrama bakılarak yapılan 1 yorumlarından hangisi yanlıştır? verilmiş bize. Buradaki şeklimize baktığımız zaman arkadaşlar orada bir katı maddemiz görüyoruz. Düzgün şekilli ve taneciklerine baktığımız zaman 3'e 3 yani 27 tane tanecik içeren bir model verilmiş. Daha sonra ikinciye geldiğimiz zaman arkadaşlar burada 27 tane tanecik yok ve tanecikler arasındaki mesafe açılmış. Demek ki arkadaşlar buradaki katı madde buharlaşmış. Bir kısmı kaptan dışarıya gitmiş olabilir. Çünkü ikinciye saydığımızda orada 27 27 tane tanecik göremiyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi buna baktığımız zaman bir de diyor ki madde değişiminden sonra farklı bir madde oluşmuştur. Burada arkadaşlar katının bir kısmını uçup gittiğini, buharlaştığını düşünürsek farklı bir madde oluşur mu? Hayır. Sadece bir hal değişimi var. O yüzden birinciye yanlış diyebiliriz. Buradaki farklı madde oluşumu için ne lazım? Kimyasal bir değişim lazım. İki demiş ki bir madde yoktan var olmaz. Var olan madde de yok olmaz. Genellemesi yapılabilir. Şayet bu bir kapalı kap olsaydı oradaki tanecik sayısı e, değişmeden kalsaydı arkadaşlar bunu kullanabilirdik. Fakat burada bazı taneciklerin ortamda olmadığını uçup gittiğini söylüyoruz. O yüzden bu genellemeyi yapmak için ispatlamak için uygun düzenek yukarıda yok. O yüzden buna da yanlış dememiz lazım. 3'e geldiğimiz zaman maddenin atomları arasındaki bağları kopmuştur. Burada arkadaşlar tanecikler arası mesafe açılmış. Oradaki tanecikler e, hal değiştirmişler. Fakat atomu bir yerde tutan bağlar kopar mı bu durumda? Hayır atomu bir yerde tutan bağlar kopmaz. Tanecikler arasındaki mesafe açılmıştır sadece. O yüzden bu da yanlış oldu. Tamamına yanlış diyebiliriz. Ve 1, 2, 3 sorumuzun cevabı olur. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlası için beğenip abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.